Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar, bu videoda yarın gelecek olan yeni etkinlikten bahsedeceğim. Hem de dün gelmiş olan silah güncellemesinden bahsedeceğim. Dilerseniz hadi videoya geçelim. Dün oyuna Vanguard silahlarıyla alakalı bir düzenleme getirildi. Onlardan bahsedelim isterseniz. İlk olarak otomaton silahıyla başlayalım. Otomaton silahı gerek turnuvalarda gerek normal oynanışlarda bile çok fazla tercih edilen bir AR'ydi. Bununla ilgili ciddi bir nerf getirmiş arkadaşlar. Bu nerf neyi kapsıyor? Otomaton silahının recoil'i artık ciddi oranda artırılmış durumda. Bu ne demek oluyor? Silahın kontrolü artık eskiye göre daha zor demek. Bunun yanı sıra Sakura 75 mermi şarjörünün hareket hızı ve nişan alma hızı yavaşlatılmış. Eğer bu mermiyi kullanıyorsanız silahınız daha yavaş olacaktır. Bu şarjöre ek olarak 50 mermilik şarjörün de mobilitesi yavaşlatılmış arkadaşlar. Yani otomaton silahı artık kontrolü hem zorlaştırılmış hem de ağırlaştırılmış bir silah. Aşağı geldiğimizde ise Assault Rifle Alpha'yı görüyoruz. Bu STG-44 silahıdır arkadaşlar. Yine recoil'inde yani silah sekmesinde bir düzenleme yapılmış. Silahın kontrolü zorlaştırılmış. Assault Rifle Charlie ise bar silahı arkadaşlar. Bar silahın da recoil yine arttırılmış. Silahın mermisi zaten çok güçlüydü. Sekmediği için de DMR matesi gibi kullanılabiliyordu. Bu nerfle beraber silahın sekmesi arttırılmış durumda. Assault Rifle Hotel'da zaten otomaton silahı recoil'i ciddi anlamda arttırılmış olarak gözüküyor. Yani recoil olarak en fazla bozulan silah şu an otomaton silahı. Cooper Carbine'a gelelim. Cooper Carbine'ın maksimum hasar mesafesi 1350'den 1200'e düşürülmüş. Boyun hasar çarpanı ise 1.3'ten 1.2'ye düşürülmüş. Lower torso dediği karın bölgesi. Karın bölgesinin hasar çarpanında 1.1'den 1'e düşürülmüş. Silah sekmesi de az da olsa arttırılmış durumda. Yani silah daha fazla sekecek. Aşağı geldiğimizde ise bu silahın okunuşuna dair çok özel bilgiler mevcut. Hollanda'dan Murat Bey bize bu silahın nasıl okunduğuna dair net bilgiyi verecek. Şimdi Murat Bey'e bağlanıyoruz. Evet Murat Bey. Volksturm Gewehr. Evet arkadaşlar, duyduğunuz silah gayet güzel okunuyor. Volksturm Gewehr. Volksturm Gewehr. Allah belanı vermesin seni. Allah senin belanı versin. Boyun hasar çarpanı 1.5'ten 1.2'ye düşürülmüş. Karın hasar çarpanı yine 1.1'den 1'e düşürülmüş. Nişan alınırken ki hareket hızı %19 düşürülmüş. Artık silah nişan alınırken çok daha yavaş hareket edecek anlamına geliyor. Clauser'a geldiğimizde ise boyun hasar çarpanı yine 1.5'ten 1.2'ye düşürülmüş. Machine Pistol'ın maksimum hasar mesafesi 225'ten 215'e düşürülmüş. Bu çok küçük bir değişiklik. İkinci hasar mesafesi ise 600'den 450'ye düşürülmüş. Burada ciddi bir düşüş var. Red tabancasına gelelim. 1.5'ten 1.2'ye düşürülüyor boyun hasar çarpanı. Top Break'e geldiğimizde ise yine boyun hasar çarpanı 1.5'ten 1.2'ye düşürülüyor. Cold War LMG'lerinden MG82'ye geldiğimizde ise recoil deviation'ı arttırılmış arkadaşlar. Yani silahla ateş ettiğimizde silahın sarsılmasını çok daha fazla hissedeceğiz. Bu da bizim sabit sıkmamızı engelleyecek az da olsa. Vanguard silahlarına geri dönelim. G43'ün recoil'inde bir düzenleme var. Marksman Rifle Charlie dediği Modern Warfare Kar98 arkadaşlar. Modern Warfare Kar98'in flinch resistance'ı %19 arttırılmış. Flinch de aim punch arkadaşlar. Yani siz nişan alınırken bir rakip size ateş ettiğinde nişanınız yukarı doğru sekmeye başlar. Yukarı doğru sarsılır. Neredeyse rakibi vuramazsınız. Yani eğiminiz titrer. Buna flinch deniyor. Flinch resistance da bunun direnci arkadaşlar. Yani siz Kar98 kullanıyorken biri size ateş ettiğinde nişanınız %19 daha az yukarı doğru kalkacak. Bu da Kar98 için buff anlamına geliyor. Combat Shotgun'a gelelim. Maksimum hasar mesafesi 150'den 140'a düşürülmüş. İkinci hasar mesafesi ise 240'dan 220'ye düşürülmüş. Inhorn Revolving'e gelelim. Maksimum hasar mesafesi 140'tan 160'a çıkartılmış. İkinci hasar mesafesi ise 230'dan 220'ye düşürülmüş. Grace Auto'da ikinci hasar miktarı 22'den 20'ye düşürülmüş. Üçüncü hasar miktarı 18'den 14'e düşürülmüş. Maksimum hasar mesafesi 160'dan 140'a düşürülmüş. İkinci hasar mesafesi ise 320'den 300'e düşürülmüş. Burada bir yazılım hatası var. 32 değil 320 orası. Anti-Tank Rifle'a geldiğimizde ise minimum hasar 108'den 102'ye düşürülmüş. Minimum hasar mesafesi ise 2048'den 4096'ya tam 2 katı boyunca arttırılmış durumda. Boyun hasar çarpanı ise 2'den 1.8'e düşürülmüş. Bullet Velocity de %22 arttırılmış. Yani silahın mermi düşümü çok daha düşük seviyede. Silah sıktığımız yere daha yakın gidecek demektir bu. Vanguard Kar98 ve Swiss'e geldiğimizde ise aynı bufflar söz konusu. Flinch Resistance %19 arttırılmış durumda. Yani siz bu silahlarla nişan alıyorken birisi de ateş ettiğinde silahınız daha az yukarı doğru sekecek arkadaşlar. Type 99'un maksimum hasarı 92'den 96'ya çıkartılmış. Minimum hasarı da 75'ten 82'ye çıkartılmış. Boyun hasar çarpanı ise 2'den 1.7'ye düşürülmüş. Yani silahın hasarını arttırıp çarpan hasarını düşürmüşler. Oven Gun'da ve PPS-41'de recoil'de düzenleme var. Tüm SMG'lerde hemen hemen recoil düzenlemesi getirmiş arkadaşlar. Silahlar daha zor kontrol edilecek. Stem'de de aynı şekilde recoil düzenlemesi var. Fakat nişan alınırken ki hareket hızında ekstra %10 düşüş var. Gelelim M1912'ye, yani namı diğer Thompson arkadaşlar. Recoil'inde ciddi bir bozulma söz konusu. Silah daha fazla sekecek. Hareket hızı %10.
%1.25 düşürülmüş durumda. Nişan alınırkenki hareket hızı ise %4 düşürülmüş durumda. Silahın mobilitesini az da olsa düşürmüşler. Şimdi eklenti düzenlemelerine gelelim. Top Break tabancasının M15 shot shell'inde ciddi bir düzenleme var. Çünkü Top Break akimbo yaptığınızda, M15 shot shell'i de kullandığınızda inanılmaz güçlü bir akimbo oluyordu. Gerçekten tek atıp geçiyordunuz rakipleri. Bu eklentinin maksimum hasarı 25'ten 18'e düşürülmüş durumda. Çok ciddi bir düşüş bu. İkinci hasar miktarı ise 15'ten 14'e düşürülüyor. Maksimum hasar mesafesi 197'den 180'e. İkinci hasar mesafesi ise 315'ten 278'e düşürülüyor. Burada en önemli düşüş maksimum hasarının 25'ten 18'e düşürülmesi arkadaşlar. Steady'ye geldiğimizde ise nişan alıp ateş ediyorken ki hareket hızı çarpanımız da %4'ten 3.5'a düşürülüyor. Yine Triline Rifle ve Kar98'de şarjör düzenlemeleri söz konusu. 3 mermili şarjör kapasitesi ikisinde de 5 mermiye çıkartılmış durumda. Arkadaşlar tüm silah güncellemeleri bu şekildeydi. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Tüm bunların yanı sıra Warzone Anti-Cheat'i artık güncellendi ve tüm dünyada global bir şekilde aktif edildi. Önceden sadece Asya sunucularında söz konusuydu bu Ricochet. Şu an Türkiye'de sunucu yok tabii de Avrupa, Amerika ve bizim bulunduğumuz sunucu da dahil her yerde aktif edilmiş durumda. Bug fixlere geldiğimizde ise en önemli şeyi söyleyeceğim sadece. Çok fazla laf kalabalığı yapmayacağım. Hepimizin muzdarip olduğu bir sorun. Durduk yere nişan alıp nişan kapatma. Yani bir rakibi vuracaksınız, nişan alıyorsunuz, nişan kendi kendine kapanıyor ya da düz yolda koşarken birden nişan alıyordu karakter. Artık bu durduk yere nişan alıp nişan kapatma hatasını gidermişler. Gerçekten çok sinir bozucuydu. Oynanış olarak düzenlemeye geldiğimizde ise oyundaki yer lootlarında supply box'larda yani sandıklarda ve kontrat görevlerinin ödüllerinde bir düzenleme getirilmiş. Belki daha az para veriyor olabilir çünkü çok hızlı para bulunuyordu. Son olarak da Type 100'deki 8 mm Nambu 20 mermili şarjör 8 mm Nambu 30 mermili şarjör olarak değiştirilmiş. İsim hatası olmuş yani burada. 30 mermi ismini yapmışlar. Güncelleme kısmı bu şekildeydi. Şimdi kısaca etkinlik kısmından bahsedelim. Oyuna yılbaşı etkinliği geliyor arkadaşlar. Festive Favor adındaki bu etkinlik 16 Aralık 9 PM PT'de aktif edilecek. 9 PM PT Türkiye saatiyle ertesi günün sabah 8'ine, 7'sine, 8'ine, 9'una denk geliyor. Bilginiz olsun yani bu etkinlik 17 Aralık sabah 8-9 gibi bize de aktif edilecek. Bu etkinlikte çeşitli ödüller kazanabileceğiz ama tüm bunların yanı sıra en önemlisi Vanguard'ı ücretsiz bir şekilde 5 gün boyunca oynayabileceğiz arkadaşlar. Vanguard oyununa sahip değilseniz Vanguard multiplayerini ve zombi modunu 5 gün boyunca ücretsiz oynayabileceğiz. Silah kasmak isteyen arkadaşlar bu modu ve zombi modunu kesinlikle kaçırmasınlar. Bu 5 gün ücretsiz mod tam sizlere göre. O yüzden bu etkinliği de kaçırmayın. Unutmayın 17 Aralık sabah 8'de aktif edilecek. 5 gün boyunca duracak bu etkinlik. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu içerikleri yapmaya devam edeceğim. Oynanış videoları da gelmeye devam edecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.